Okulumuzdan, arkadaşlarımızdan, öğretmenlerimizden ya da öğrencilerimizden uzaktayız. Peki bir piyano başında toplanmak istesek ne yapacağız? Multiplayerpiano.com Bu sitede e, online olarak, çevrim içi olarak insanlarla bir piyanonun başında toplandığınızı düşünün. Aynı zamanda da e, altta sohbet kısmı da var. E, burada arkadaşlarınızla bir araya gelip piyano çalabilirsiniz, piyano üzerine konuşabilirsiniz. Birlikte bir müzik üretimi yapmak isterseniz gerçekleştirebilirsiniz. Ve aynı şekilde birilerine piyano öğretmek istiyorsanız, piyano üzerinde bir şeyleri göstermek istiyorsanız burayı online bir oda olarak kullanabilirsiniz. Burada bir uyarı geliyor. Bu sitede çok ses olabileceği yazıyor ve ona göre volümü ayarlayın diyor. Volüm de sağ altta bulunuyor. Şu anda ben kısmıştım. Açarsam bunu Gerçekten rezalet. O yüzden kısıyorum. Ee, ne yapıyorum? Şuradan bu sol tarafta odalar var. Burada bir odaya katılabilirsiniz. New Room deyip mesela Serhat öğretmen yazıp kendime bir oda açabilirim. Visible demek yani ziyaret edilebilir başkaları tarafından. Bunu ben şu anda kapatıyorum. Tek başıma bir odada olmak istiyorum. Biraz kafamı dinlemek istiyorum. Burada bakın yine oda kısmında servet öğretmen ve one person is playing. Yani tek başıma olduğum için ben çalıyorum. Şurada e, midi in out var. Burada eğer harici bir piyanonuz varsa ve bilgisayara bağlantısı olabiliyorsa burada bağlayıp direkt onun üstünden de çalabiliyorsunuz. Başkalarına bir şey gösterebiliyorsunuz. Benim şu anda bir e, MIDI klavyem olmadığı için bunu bağlayıp gösteremiyorum sizlere. Daha önce de denemedim açıkçası. E, sound selection e, yani sesleri seçebilirsiniz. Farklı piyano sesleri kullanabiliriz. Mesela değiştirdim. Şurada sesimi de açayım. Şu anda yükleniyor anlamında muhtemelen. Aynen. Bunu istersem mouse'la da yapabiliyorum. İstersem klavye üstünden mesela Z'den Ç'ye kadar bu var. Ve sağ oka bastığım zaman sağ oka ok bastım. Bir oktav ileri attı. Bir daha basıyor. Bir oktav daha attı. Bir daha basınca sağ tarafa. Sola basınca tekrar geri. Sağ basınca ileri. Yine en alt Z satırındayım. Mesela Z'den sonra, S'ye basarsam, La, La diyezi çalabiliyorum. Şu an doğaçlama yaptım. Ee, burada Q kısmında da aynı şey var. Hem Q kısmında çalabiliyorum. Q satırında daha doğrusu. Q, W, E diye giden satırda. Hem de Z satırında çalabiliyorum. Ee, A satırında da var ama burada siyah tuşlar var. Tamam. Burada e, bir araya gelip müzik oluşturabilirsiniz. Diğer kısımları mesela Record MP3. MP3 olarak kaydedebilirsiniz bunu. Belki bir proje hazırlayabilirsiniz. Bunun üstünden çalıştık arkadaşlarımızla diye room ayarları, odanın ayarları. İstersen bunu açtığım zaman buraya insanlar gelebilir. İstersen e, chat kısmını kapatabilirim. Ya da e, sadece insanlar gelsin ama sadece ben çalabileyim. Ne kadar bencilce değil mi? Yani müzik paylaşınca güzel. Bu kadar da olmaz. <laughs> Background buradan arka fonu daha böyle in, hoş bir renk seçelim. Apply diyelim. Ve artık aydınlık bir müzik odamız var. Bir iki ses seçersem mesela arp sesine bakalım bir de. Onun dışında da siz kendiniz kurcalayabilirsiniz. Bence gayet eğlenceli. Sallamasyon bir müzikti. Notanın süre değerleriyle alakalı güzel bir oyun daha. Oynat bakalım. Bir diğer oyunumuz Hole diye bir oyun. E, linkini yine aşağıda bulabileceksiniz. E, aslında bilmeden de oynayabilirsiniz ama nota değerlerini e, biliyor olmanız lazım. Ya da renklerine göre de tabii ki ayırt edebiliyorsunuz. E, New Gain dediğimiz zaman karşımıza 2 tane 16'lık nota çıktı. Yani çeyrek vuruşluk diyelim. bu ikisini mesela sola basıyorum. Ve bütün hepsi sola gidiyor bu sefer. Şimdi bu ikisini birleştirmek için ya yukarı basacağım, her şey yukarı gidecek ya da aşağı basacağım, her şey aşağı gelecek. Sağ tarafa basarsam hepsi sağa gider evet ama bir şey birleştirmiş olmam. Şimdi aşağı basıyorum. Hop o iki 16'lık birleşti. 2 çeyrek birleşti bir yarım oldular. Şimdi sağa basarsam bütün hepsi sağa doğru gidecek. Gittiler. Mesela o sağ taraftaki şuradaki iki çeyrekliği birleştirmek için aşağı basabilirim ya da yukarı basabilirim. Bu sefer yukarı basalım. Hepsi bütün hepsi yukarı gidiyor. Şimdi bu iki yarım vuruşu birleştirmek için karpuzu birleştirmek için sağa ya da sola basabilirim sola bastım bu sefer iki karpuz birleşti bir muz etti bir e, vuruşluk nota yaptı ve sol tarafta gördüğünüz gibi e, iki tane yarım notam var bunları birleştireceğim aşağı yukarı yapayım yukarıda birleşsinler şimdi artık iki tane muzum var ve onları da bir vuruşluk onlar onları toplayacağım sol yapıyorum ve iki vuruşluk oldular artık sağa bastım. Evet ve şuradakiler aslında eşitlendi. Şimdi onları birleştirelim. Yukarı basıyorum. Ve iki tane iki vuruşluk notam var. Bunlar birleşince ne olacak? Şu, tabii sağ basarsam şu anda bu ikisi birleşecek. Bu ikisi de burada birleşecek. Bastım sağa. Şu anda okey dedi, kazandın dedi. Devam edersen bunun devamında oyun e, nereye kadar gidiyor bilmiyorum ben. Best score 140 yazıyor. Şu anda e, biraz devam edeyim bakayım. Şimdi şu ikisini birleştireceğim bir şekilde bakalım. Yukarı basıyorum. Evet, yan yana geldiler. Şimdi onları birleştirdim ve artık kırmızı bir kutucuk çıktı. Yani bir kere daha bu kırmızı kutudan elde etmek için yine aynı şekilde e, 4 vuruşluk notalara ihtiyacım var. Derken bu şekilde devam ediyor. Bundan sonrasını ben şöyle hızlı hızlı oynayayım. Biraz da tabii ki nota değer yani renklerle de zaten ayırt edebiliyorsunuz bunu. Biraz şansa da kalıyor. Yani her şeyi aynı anda göremiyor olabilirsiniz ama aslında hepsini birinden görmek çok daha üst düzey olur. Hızlı oynayınca daha hızlı ilerleyebiliyor oyun. Hızlı oynayınca daha Çok güzel cümle kurdum yine. Hangisinin kaç vuruşluk ya da nota olduğunu biliyor olmanız, aslında temel amaç. Biraz da eğleniyorsak, ne mutlu bize. Ve yandım 1384 yaptım. Siz de skorlarınızı aşağıya yazabilirsiniz. Benim skorum. 1384. Zaten en iyi skorumda 1384miş. O zaman sıkıntı yok.